Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir vlog'a başlıyorum. Çok haftalık olmayacak, birkaç gün sürecek. Yani ne zaman böyle atılmaya layık bir dakikaya ulaşırsa video o gün atacağım, bilmiyorum yani. Şu an salı günündeyiz. Okullar dün açıldı. Sizin bu konuda mutlu olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü vloglarım başlayacak normal olarak. Hayatım bundan ibaret olduğu için birazcık. Ama ben çok memnun değilim. Bence kendi hayatınız için siz de memnun değilsinizdir zaten. Çünkü tekrar böyle bir buçuk, iki aylık bir tempoya girmiş olacağız. Dün mat 1 çözdüm evdeyken. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Şu an ses sorunu olmaması gerek. Ben bunu çözdüm diye düşünmekteyim. O yüzden bence şu an ses sorunu yok. Hepiniz derin bir oh çekebilirsiniz. Şimdi dün mat 1 çözdüm. Sonra paragrafımı çözdüm, o kadar. Başka hiçbir şey yapmadım. Bugün de yine mat 1 çözeceğim. Paragrafımı okulda çözdüm. Bugün 16 tane Türkçe çözdüm okulda. 64 tane paragraf çözdüm. Bir de 40 küsür tane mat 1 çözdüm. Yani toplam kayıyor galiba bu şu an ya. Toplam 112 tane soru çözdüm okulda. Şimdi evde de yine mat 1 çözeceğim. Devam edeceğim. Üstü sayılar çözeceğim. Daha sonra Türkçe çözeceğim çünkü Türkçe'de cümlenin ögelerine geçtik ve cümlenin ögeleri benim çok sıkıntılı. Bence genel olarak öğrencilerin sıkıntılı olduğu bir konu. O yüzden oturmadan ilerisine geçmek istemiyorum. Bir test falan çözeceğim çünkü daha sadece yüklemle özneyi falan yaptık. Yani çok başındayız. Ama yine de hani işte dediğim gibi tekrar etmek istiyorum. Bir test falan ondan çözeceğim. Sonra da bu kadar. Başka da bir şey yapmam. Zaten mat bir büyük ihtimal vaktimi alacak. Bunun kayması sizi rahatsız ediyor olabilir. Ben bunu bir elime alayım. İşte ses sorunu da olmadığı için rahatım. Mutluyum da aynı zamanda gerçekten. Bugün eve yine geç geldim. Şu an saat 10 bu arada. Niye bu kadar geçe bıraktın derseniz. Zaten okuldan 7'de çıktım. Sonra işte dışarıda işim vardı. Onu hallettim. Sonra eve geldim, yemek yedim, oturdum falan derken şu an saat işte 10. Maalesef böyle biraz geçe kalmış oldu. Ama şimdi zaten salondayım. Otururken bir şeyler yapayım dedim boş durmak yerine. Çok da mühim değildi çünkü zaten okulda çalıştım. Ama dediğim gibi boş durmak yerine yapayım dedim. Öyle. O zaman siz de eğer şu an müsait bir vaktinizde izliyorsanız kitabınızı, kaleminizi alın. Beraber çalışalım. Günaydın arkadaşlar, günaydın denebilirse. Uyanamadım bugün. Sesim de çıkmıyordu. Ben soğuk bir de ondan da nefret ediyorum. Kötü başladım yine. Gerçekten soğuk bu arada. Neyse ben gidiyorum o zaman. Gerçekten kötü başladım. Umarım güzel devam eder günüm. Umarım okul sıcaktır. Pazarın da sıcak olmuyor çünkü. O zaman akşam görüşürüz. Selamlar herkese. Şimdi saat 10 yine. Bu haftaki vlogda hep böyle geç başlıyor oldum ama bugün yine okuldan 6.30'da falan çıktım. Paragrafımı çözdüm, bitirdim okulda. Sonra mat 1 çözdüm. Oradan sonra da işte cumartesi olacak nişan için birkaç bir şeye yani gidip orayla konuşmamız lazımdı olacak yer için. Ablamla buluşup oraya gittik. Oradaki işleri hallettik. Eve geldim, yemek yedim falan derken yine saat bu saat olmuş oldu. Zaten ama bu sefer de yine böyle kesin yapmam gereken bir şey yok. Kendim inisiyatifime bağlı olarak ders çalışacağım sadece. Yine mat 1 çözeceğim. Yazıt Yayınları'nın kitabından çözeceğim. Böyle iç ferah ferah iyi geliyor bana. Üstü sayı çözeceğim yine. Bitmedi tabii ki hala. Daha sonra paragrafımı dediğim gibi bitirdim zaten. Şey yapacağım. Aslında bir tane fen denemesi çözebilirim. Ya da bir tane matematik denemesi. TYT matematik çözmek yerine bir tane matematik denemesi de çözebilirim. Çok kararlı bir insanım. Ben bence bir tane matematik denemesi çözeyim. Süre falan tutmayayım. Sadece alayım ve matematik denemesi çözeyim. Çok mantıklı.
Sonra bir tane de fen denemesi yazayım. Aynen 60 soru çok iyi. Bir tane matematik bir tane de fen denemesi çözeceğim. Şu an karar verdim. Matematik denememin şeyi yayını Tonguç Akademi'nin. Fen denemesininki de niteliğin olacak. Yukarıdan onları alacağım, geleceğim birazdan. Çok iyi. İkizler Burcu gibi davrandım bu videomda ama asla da değilim aslında. Aslan Burcu'yum. Neyse. O zaman ben gideyim denemeleri alayım. Sonra denemeyi aldım, geldim. Limit yayınlarının bir denemesi, yani Tonguç'tan almıştım ama limit yayınlarının içindeki föyü. Şöyle bir deneme çözeceğim. Dediğim gibi süreyle falan çözmüyorum. Bütün sorularla uğraşayım diye hani şey yapmayacağım. Yapamadıklarımı da yarın en azından okulda sorabileyim diye. Bir de şeyi getirdim. Fen denemesini getirdim. Şöyle 20 fen denemesi vardı bende. Ondan da bir tane çözeceğim. Sonra artık bugünü kapatırım. Zaten saat 10.40 oldu. O yüzden zaten çok da vakit kaybetmeden direkt matematikle şimdi başlıyorum. Selamlar. Şunu bir dikleyeyim. Bugün odamdayım ve bugün günlerden Perşembe. Şu an saat okuldan önceki bir saat, yani hiç bakmadım tam. Bugün okula gitmedim ben. Çünkü sabah hem çok çok uzun zamandır, bayağıdır böyle. Hani geç yatıyorum, erken kalkıyorum. O yüzden artık galiba vücudum buna dedi ki dur, hani artık olmuyor, gidemiyorum bu şekilde. Ve o yüzden hani sabah hem uyanamadım. Uyanamadığımı da geçtim. Ayrıca çok yorgunluğum ve biraz soğukta kalıyorum ben sürekli işte minibüs falan beklerken. O yüzden de galiba biraz üşüttüm de aynı zamanda. Böyle bir günlük bir ara verdim. Sabah gitmemeye karar verdim. Şimdi ama bu ders çalışmayacağım. Bu arada kendime kahve yaptım. Bu sefer bir değişiklik yapıp Türk kahvesi yaptım. Büyük boy. Bayağı filtre kahve boyutunda bir Türk kahvesi yaptım. Kahvenin her türlüsüne aşığım. Neyse, okula gitmemem demek ders çalışmayacağım anlamına gelmiyor. Hem de hiç gelmiyor. Çünkü şu an okula gitmiş kadar ders çalışacağım. Kendime bir kafamda böyle bir program yaptım. Öncelikle biraz konu tekrar yapacağım. Bana hep şey soruyorsunuz bu arada. Hani konu tekrar yapmadan nasıl test çözüyorsun falan diye. Bazen yapıyorum ama konu tekrarını ben hani oturup konu çalışmıyorum. Şimdi de hani şahit olabileceğiniz gibi. Mesela atıyorum önümde matematik var. Matematik işte fonksiyonlarda uygulamaları tekrar edeceğim ama tekrar ederken böyle küçük küçük yazacağım, alıp da buraya yapıştıracağım. Yani her çalıştığım konuyu buraya yapıştırıyorum. Çünkü seneye o konuyu unutacağım yani. O yüzden unutmayayım diye buraya hemen böyle asıyorum. Büyük ihtimal bu odam böyle kapıya kadar not dolacak. Şu kitaplığın altını, duvarını falan da notlarla dolduracağım ama olabilir yani. Bence gayet güzel de duruyor. Ben seviyorum böyle. Beni iyi hissettiriyor yani bu kadar not görmek karşımda. O yüzden yine tekrar mesela matematik, fizik ve kimya çalışacağım. Yeni kaynak sipariş ettim orada. Onlar gelsin, onları da getireceğim. Ama o Türkçe dersleri için. Neyse bunlardan mesela şimdi kimyada karışımlara bakacağım. Bu birimler var. Birimlerin işte karışım formüllerini falan alıp oraya asacağım. Sonra matematikte işte fonksiyonlarda uygulamaların formüllerinden, parabol falan onlardan asacağım. İşte fizikte de enerjideyiz. İşte büyük ihtimal şey yaparım. MGH işte o enerji birimlerini falan yazarım. O şekilde çalışmış olacağım. Sonra biraz testlerini çözeceğim. Öyle. Bu arada yeni kitaba başladım. Hemen göstereyim. Bu Seneca'nın Mutlu Yaşam Üzerine, Yaşamın Kısalığı Üzerine diye bir kitabı. Yine bir klasik. Zaten Yasemin Eti ne okuyor? Klasik okuyor sadece. Bu kitap mesela şu defterimi biliyorsunuz artık. Size göstermişim. Sevdiğim sözleri yazıyorum. Bu kitapta yapamıyorum bunu çünkü bu arada kitabı çok beğendim. Henüz bitmedi ama çok beğendim. Tam bir başucu kitabı. Yani mesela dediğim gibi o sevdiğim şeylerin altını çizip de defterime geçiremiyorum. Çünkü her cümlesinin altını çizmek istiyorum gerçekten. Sadece böyle en olanları seçip yazmaya çalışıyorum. Mesela bir tane yazdığım okuyayım ama gerçekten kitabın hepsini yazmak istiyorum. Yazamamak beni çok üzüyor. Alıp kitabı tekrar yazmam gerekecek. O yüzden bunu gerçekten her zaman başucumda bulunduracağım ve canım sıkıldığında açıp bakacağım. O kadar güzel motive ediyor ve mutlu ediyor ki kitap mükemmel. Bundan sonra Seneca'nın bütün kitaplarını okuyacağım bu arada. Bende böyle bir takıntı var. Onu beğendiysem gidip hemen bütün hepsini
okumaya çalışıyorum. Hepsi güzeldir diye. Mesela görünüşte iyi olanı değil, sağlam, doğru ve kendi saklı bünyesinde daha güzel olanı arayalım. Onu bulup çıkaralım. O uzak bir yere konmuş değil. Elini nereye uzatman gerektiğini bildiğin takdirde onu bulacaksın. Bir tane bakayım. Başkalarının örnekleri yüzünden ölürüz. Sağlıklı olacağız. Yeter ki kendimizi kalabalıktan kurtaralım. Bu çok güzel. Bunu hatta odama falan da asabilirim bir yerlere. Tahtama falan yazabilirim yani, bilmiyorum. Çok beğeniyorum. O zaman ben dersime başlayayım. Sonra tekrar görüşelim. Şimdi ben notlarımı çıkardım. Ya şu ışığı da kaldırdım. Çok mu kötü bilmiyorum ama böyle rahatsız oldum. İsterseniz takarım ama isteyip istemediğinizi de bilemeyeceğim. O yüzden şimdilik takılı kalmasın. Of, gerçekten kararsız bir insan. Şimdi şöyle bir parabol notum var. Parabolün 4 tane kuralı da bunda var. Sonra buradan işin potansiyel enerji ve kinetik enerjinin formülü var. Sonra geliyorum. Burada ortalama hızını bulma var bir fonksiyonun. Sonra burada fonksiyonun artanlık azalanlık durumu var. Burada köklerin işaretlerini inceleme var. Şöyle üçü birleşik bir not bu. Yani delta bulma şu. Bu kök toplamı, kök çarpımı. Bu da köklerin işaretlerini inceleme. Sonra burada ppm ve ppb var. Ama 11 olmayan ya da hani 12 olmayan. Benden küçük olanlar anlamıyor şu an. Çok özür dilerim. Burada da molarite var. Deyip konuyu kapatıyorum. Bunları asmam gerek, bir düzen oturtmam gerek burada. Böyle çok karıştı buralar gerçekten. Çünkü mesela burada artık bu büyük parabol notunun sadece bir yer yok. Aslında var da yok çünkü bence. O yüzden burayı bir düzenlemem gerek. Onu şimdi yapmayabilirim. Şimdi bunları bir koyayım. Çünkü test çözmeye vaktim kalmayacak o zaman. Akşam dediğim gibi evde olmadığım için. Bunları şimdilik kaldırayım. Zaten yazarken de ben tekrar etmiş oldum. O zaman şimdi hangi dersle başlasak acaba? Bence matik ile başlayayım. Çünkü kendimi en vahim matik ile görüyorum. En azından en çok vaktimi ona vermiş olayım. Evet. O zaman bu Karakök Yayınları'nın kitabıyla başlıyorum. Bunu bize hocamız aldı. Hatta size kitabı göstereyim ben bir saniye. Kitap şu. Aynen o. 11. sınıf matematik modüler piramitsin. Konu anlatımı, soru çözüm işte. İçinde 3 tane föy var. Biri böyle işte, yüzümü görmeden konuşmam mı garip? Biri böyle fonksiyon uygulaması, denklem ve eşitsizlik. Sonra biri geometri ve olasılık, diğeri de trigonometri olmak üzere 3 tane föy var içinde. Bu hocamız önerdi bize. Gayet de güzel, ben de sevdim. Çünkü sonuç yayınlarına benziyor. Bu arada ben sonuç trigonometriyi bitirdim. Vay be, trigonometriden bir kitap bitirdim ama basit bir kitaptı. Şöyle yukarıda benzer çözümlü bir örneği var. Altta da soruları var. Şurada gördüğünüz gibi. Genelde dörtlü ama yer kalmayınca ikili yapmışlar böyle. Güzel kitap ama beğendim gerçekten de. Şimdi o zaman ben bunu çözeyim. Sonra tekrar görüşürüz. Size şeyi söyleyeyim. Ders aralarımda mesela ben genelde ara vererek çalışamıyorum. Öyle başlayayım. Çünkü çok vaktim olmuyor. Zaten okuldan eve geç geliyorum. Mola vererek çalışsam iyice vaktim gidecek falan derken. Aslında ben çok mola veremiyorum. Ama böyle 3 dakikalık molalarım oluyor. Ve onlarda da çok sevdiğim bir şarkıyı açıyorum. Yabancı, Türkçe fark etmez. Böyle bağıra bağıra söylüyorum. Bazen kalkıyorum, dans ediyorum. Zaten bir şarkının süresi 3 dakika falan. Öyle bir ara verip sonra dersime devam ediyorum. O bana böyle bir enerji veriyor. Onu da söylemek istedim. Eğer siz de hani of falan oluyorsanız bir kalkıp böyle bir dans etmek, böyle bir bağıra bağıra bir şarkı söylemek bana iyi geliyor açıkçası. Siz de bir deneyebilirsiniz. Sonra devam etmesi daha kolay oluyor. Ama şimdi daha başlamadım bile. O yüzden başlayayım. Sonraki aramda bir yine şarkıyla ara vereceğim. 53 soru matiki çözdüm. Fonksiyonlarda uygulamaları bitirdim. Şimdi sonra parabole geçiyor. Parabolü de bence 53 soru bir gün yeter matematik için. Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Ama hava iyice karardı. Ben bu ışığı yakayım artık. O kadar da değil. Abartmayayım. Bu arada nasıl aydınlandım bir anda. Bu arada o kadar da vahim değilmişim. 53 soruda hiç yanlışım çıkmadı. Hepsine tik attım. Tik atarken böyle nasıl yani falan diye tik attım. Çok şaşkınım hepsinin doğru çıkmasına ama çıktı yani. Demek ki vahim değilmişim. Kendi gözümde büyütüyorum ben. Hep böyle oluyor yani, neyse. O zaman bunu artık kaldırıyoruz. Şimdi bir diğer vahim olduğumu düşündüğüm ders fizik. Fizik çözeceğim.
Bu arada ama çok üşüdüm. Aşağı gideceğim, bir ayağıma böyle bir ev botu giyeyim. Çünkü gerçekten benim ayağım hiçbir zaman ısınmıyor. Bu çok gereksiz bir bilgi ama ısınmıyor hiçbir zaman işte. Burada da şalım olması lazım. Benim yere düşmüş. Bunu üstüme alacağım. Aşağıda gideceğim. Şimdi ev botu giyeceğim, geleceğim. Sonra enerji çözmeye başlayacağım. Ya şalı bile alamıyorum üstüme. Ben bir ara verdim arkadaşlar. Ama aslında yani bile isteye olmadı aslında, çözüyordum ben. Çok da sıkılmamıştım. Ama birkaç soru çözdükten sonra beni arkadaşım aradı. Onunla konuştum. Sonra işte biraz karnım falan acıkmıştı. Aşağı gittim, bir şeyler atıştırdım. Çok bir şey atıştırmadım da, çünkü yemeğe gideceğiz ya dedim. Neyse işte böyle bir şeyler atıştırdım. Sonra annem geldi eve. Onunla biraz koştu falan derken bayağı aslında istemeden upuzun bir mola vermiş oldum. Ama şimdi kaldığım yerden fizikle devam edeceğim. Misafirlerimiz yarın gelecekmiş. Bugün başka bir akrabamıza geçmişler. Nişanlının hadisi de zaten geleceğiz. Onları da bir görelim diye. Çok mantıklı bir hareket. Şimdi o yüzden akşam da yanımda teyzeme giderken kitap götüreceğim. Orada çözerim boş durmak yerine. Şimdi tekrar enerjiyle devam ediyorum. Mutsuzum. Işığı ben yine kapattım. Ama idare ederiz diye düşünüyorum. Başım ağrıdı çünkü artık. Öyle. Selam, ben şimdi aşağı iniyorum. Bu arada çok karanlık olacak galiba birazdan. Bir saniye, ışık yakacağım. Şimdi odamın ışığını da söndüreyim. Tamamen karışık olmasın diye. Karanlık olmasın diye. Hemen söndürmedim. Şimdi ben aşağı iniyorum. Fizik de çözdüm, kimya da çözdüm. Sayılarını saymadım ne kadar çözdüğümü. Ama çözdüm yani bayağı. Öyle, şimdi aşağı iniyorum. Hani ablam gelince de ablam gelince de teyzemlere gideceğiz. Bugünlük kapattım. Büyük ihtimal paragraf soru bankamı alır. Paragrafımı da çözerim. Ve bugünlük daha fazla bir şey yapmam diye düşünüyorum. Umarım sizin de verimli bir gününüz olmuştur. Şimdi selam herkese. Bir karışıklık oldu. Bugün günlerden cuma. Ben aslında videoyu bugüne yayınlamış olacaktım. Dün geceden yükleyecektim. Ama dün gece teyzemlerde olduğumuz için ve çok geç geldiğimiz için edit yapamadım. O yüzden yükleyemedim. Şimdi cumartesiye yayınlanmış olacak. Yarın biz... şunu da şöyle yapayım. Çok parlak oluyor. Yarın bizim de nişanımız var. Çok gergin bir ortam. Aşağıda bir sürü misafirlerimiz var. Bunu editleyip hemen yükleyeceğim ki yarın izleyebilin diye. Sonra zaten nişanın vlogunu çekeceğim. Bu arada bari hani bugün de katmışken kaç soru çözdüğümü söyleyeyim. 163 falan soru çözdüm galiba. 80 paragraf, 20 tane Türkçe, 34 tane problem çözdüm. Yaş problemi. Sonra çok komikti gerçekten yani. 90 yaşında bulduğum anne falan çıktı ama neyse, sonucunda hallettim. Sonra bir de kimya çözdüm. 28 soru falan galiba. Öyle bitirdim bugünü de. Bu şekilde ya. Başka bir şey yapmam diye düşünüyorum bugün. Neyse, o zaman ben videoyu kapatıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, aşağıdaki kırmızı butondan kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.